henüz çok erken. Ne halde olduğundan haberin var mı? Yüzünü gördün mü? Yarın cenazesi varmış. Thank you.
Ne işin var senin burada? Defol git evimden. İşte hayalini kurduğum karşılama. İşte benim canım ailem. Sıcak yuva. Hoş buldum. Ama yakında gönül koyacağım. Beni oğluma karşı dolduruyorsunuz. Sabrımı zorlama da defolup git buradan hemen. Beni rencide ediyorsunuz. Sanki insanmışsın gibi. Sizi özlemişim. Of! Defolup gider misin? Ya gidemem. Gidemem. Burada iki canım var. Sen nasıl rezil bir adamsın ya? Ama siz böyle söyleyince ben üzülüyorum ama ya. Gerçekten. Benim yerimde kim olsa kalkar gelirdi. Karım patates kızartmasına dönmüş. Bırak elimi. Bırak elimi bırak yoksa polis çağıracağım. Çağır. Çağır iyi olurdu. Ben de karımı oğlumu alır giderim. Ancak rüyanda görürsün sen onu. Bak ben dersim iyi çalıştın. Ben şimdi onları alıp aile evine gitmek istesem. Bana kimse karşı gelemez. Polisi savcısı dahil. Önce beni öldürmen gerek. Sen katil olmama değecek bir dert değilsin. Ne kadar istiyorsun? Senin bir süngün çabuk düştü. Ha? Ben seni daha dişli biri bilirdim anneciğim. Şansını zorluyorsun. Birkaç aya kalmayacak Şimal'le boşanacaksınız zaten. Asla. Daha neler? Ya karısı kazan dibine dönünce onu terk edecek kocalardan mıyım? Ben asıl şimdi Şimal'i, oğlumun yanında olacağım. Kaç para istiyorsan söyle, sonra da defolup git buradan. Aşk olsun ya. Ben para göz müyüm? Önce bir soluklanayım, ondan sonra hallederiz. Hayır, içeri giremezsin. Hayır, hayır izin vermiyorum. Hayır, hayır. Ben bu kapıdan içeri girelim birkaç dakika oldu bile. Hatta Şimal'e en yakın misafir odasına yerleştim. Yatağıma uzandım. Ellerimi başımın altına koydum. Zaferimin tadını çıkarıyorum. Allah bu sefer kutumda gerçekten büyük hissediyorum. İçinde kendi canın olduğundandır. Senin yerinde olsam gözüm gibi bakarım. Çünkü sen benim katil olmama değecek kadar insan israfısın.